Değerli dostlar, şimdi sizlere 7. Sesle makalemizi seslendireceğim. Bu konu Avrupa'ya, Batı dünyasına göç etmiş insanlar için önemli olduğunu düşünüyorum konunun. Özellikle çocuklarımızın <laughs> buralarda yaşayacağı problemler, sorunlar üzerine eğilen bir yazı, konu. Onlara nasıl davranmamız gerektiği üzerine. Başlık, acılar, mağduriyet, çocuklarda kimlik bunalımına neden olmasın Çocuklarımla konuşurken Erdoğan'a AKP'ye muhalefet edeceğiz, mağduriyetimizi dile getireceğiz diye Batı'yı ve Batı değerlerini fazlaca idealize edip ülkemizi ve insanımızı ölçüsüz eleştirdiğimizi fark ettim. Yaşanan acılar, sıkıntılar ve buna karşı çıkmasını beklediğimiz dindarların suskunluğu bizde maksada aşan tepkilere, duygusal tavırlara neden olabiliyor. Zorunlu göçe maruz kalanlar olarak Türkiye'de yaşanan insanlık dışı tavırlarla ve suskunlukla batıdaki insanların ilgili merhametli yaklaşımını sıkça karşılaştırıyoruz. Müslüman dediklerimiz zulme seyirci hatta destekçi iken gavur denilenlerin ilkeli duyarlı tavrı bunlar nasıl Müslüman, bunlar nasıl gavur sorusunu akla getiriyor. Müslümanın önce insan olması, Allah'ın yarattığı eşrefi mahlukat özelliklerini üzerinde taşıması gerektiğini unutuyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların etkisiyle mevcut Müslümanlar üzerinden Müslümanlara güveni sarsacak, batıda yaşayanların insanlığı üzerinden de onların din, inanç ve kültürünü yücelten, öne çıkaran konuşmalar yapabiliyoruz. Soy misal misal olmaz kaidesine aykırı şekilde yanlış karşılaştırmalarla hem kendimizin hem de çevremizin inanç, kültür ve değerlerimiz hakkında sarsılma yaşamasına, güven bunalımına girmesine neden olabiliyoruz. İslam dünyası 6-7 asırdır gelişmelerden ve kendi değerlerinden, dinamiklerinden kopuk ve ciddi bir bunalım içinde. Batı medeniyeti ise skolastik inançlardan kurtulup seküler, liberal, insani değerler üzerinden yaşanabilir ve büyük oranda kabul edilebilir bir düzen kurdu. Ağır zulme, baskıya maruz kalarak ülkesini terk edip batıya göç etmek zorunda kalan insanlar iki dünya arasındaki farkı çok net görüyor ve karşılaştırmalar yapıyor. Seküler Allah'a ahirete inancı olmayan insanlar olabildiğine sorumlu, merhametli, yardımsever, ilgili davranırken, kul hakkı, hesap, mahşer, adalet, zulüm gibi kavramlarla sürekli dini telkine muhatap Müslümanlar taş kesilince olayları izahta zorlanıyoruz. Bu durum bazılarının batıya ve batılılara hayranlığına sebep olurken, bazılarında kendi din ve inanç sisteminden şüphe duymaya, uzaklaşmaya, sorgulamalara neden olabiliyor nerede yanlış yapılıyor, neden onlar öyle biz böyleyiz gibi sorgulamaları yanlıştan dönme, hakikati bulma adına gerekli görüyorum. İmanı tahkiki dediğimiz en makbul iman türü de böylesine derinlemesine sorgulamalar ve muhasebe sonucu kazanılabiliyor zaten. Ancak yaşadıklarımız, maruz kaldıklarımız, kendi insanımızın vefasızlığı, buralarda gördüğümüz iyi muamele nedeniyle kantarın topuzunu kaçırma ve savrulmalar yaşama ihtimalimiz var. Zira öfke ile nefretle, reaksiyonla verilen kararlarda isabet olmaz. İfrat tefrit arası gelgitler yaşarız ve aklı selimle karar verme yetimizi yitirebiliriz. O nedenle hem kendimizin hem de çevremizin ama özellikle gelişme çağında olan çocuklarımızın ruh sağlığını, sağlıklı düşünme ve karar verme kabiliyetini koruyabilmek için ani ve tepkisel kararlar vermekten kanaatler oluşturmaktan kaçınmalıyız. Kaldı ki derinlemesine bakınca idealize edilen batının ve batılların da çok farklı problemlerinin, defolarının olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız süreç bizi ne Müslümanlar ne de batıllar hakkında genellemeci, şablonik ön kabuller, kabuller edilmeye sevk etmemeli. Hikmet Müslümanın yetiğidir. Hadis-i şerifi gereğince, Elbette buralarda var olan güzel şeyleri takdir edecek, alacak ve kendimize mal edeceğiz. Ama bu bizde ve çocuklarımızda İslam'dan, kendi değerlerimizden soğumaya, kopmaya neden olmamalı. Bazı Müslümanlarda var olan tasvip edilmez tavırları, tutumları reddetmekle birlikte pekala kendi değerlerimizi koruyarak ama Batı'dan bazı güzellikleri alarak kendimizi revize edebiliriz. Yaşadığımız ağır süreç, yoğun duygusallık ve bunun neden olduğu ölçsüz tepkiler Zihin dünyası, ahlakı, inançları şekillenen çocukları ve gençleri çok etkiliyor. Bizler bir taraftan bu çocukları Müslüman ahlakıyla yetiştirmeye ve Batı'nın bazı olumsuzluklarından uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama öte yandan yaptığımız bazı yorumlarla onların zihnine Müslüman ve Müslümanlıkla ilgili olumsuz girdiler bırakıyoruz. Müslümanlardaki kötü vasıfları çokça öne çıkarıp olur olmaz konuşuyoruz. Öte yandan her vesileyle Batılıların dürüstlüğünden, yardımseverliğinden, Batı sisteminin işleyişinden bahsederek körpe zihinlerde Batı hayranlığını besliyoruz. Bizim gayri ihtiyari ve itinasız söylediğimiz sözler, tavırlarımız, tutumlarımız çocukların datalarına akıyor ve çocuklar İslam, Batı, Hristiyan, Müslüman kavramlarını o datalara göre şekillendiriyor. Kavramların içini bizden aldığı bilgiler, veriler, davranışlarla dolduruyorlar. Bu noktada hepimizin yaşadıklarımla ve anlattıklarımla verdiğim örneklerle çocuğuma nasıl bir Müslüman profili çiziyorum diye düşünmesi ve çocuğunun zihin dünyasının nasıl etkilediğini sorgulaması gerekiyor. Özellikle vatanından göç etmek zorunda kalan, hayatı sıfırlanmış ailelerin çocuklarında zaten Müslüman kimliğinin ve İslami bazı kavramların zulümlerde kullanılmasından dolayı bir tepki var. Zira çocuklar hayatlarını dini kavramlar kullanan bir zümrenin çaldığını, aileyi onların parçaladığını, geleceği onların kararttığını, anne veya babasını, yakınını onların hapsettiğini düşünüyor. Olayların oluşturduğu negatif dindar, Müslüman, İslamcı tablosuna bizim her vesileyle söylediğimiz olumsuzluklar da eklenince çocuklarda din, İslam, Müslümanlık namına olumlu bir şey kalmayacaktır. İslam adına anlatılanlar çocuğun gördükleriyle tezat teşkil ettiğinden inandırıcı gelmeyecek ve tesir etmeyecektir. Böyle bunalımlar, tereddütler içinde olan gençler kolaylıkla deizmden ateizme, farklı felsefi akımların etkisine kapılabilecek ve savrulacaklardır. Eğer çocuklar Batı eğitim sisteminin içinde yetişiyorsa İslam'la, kültürümüzle ilgili değerleri, ilkeleri korumak ve sürdürmek çok daha zor olacaktır. Zira bizim duygusal ve tepkisel girdilerimizle Batı'da çevreden aldıkları olumsuz düşünceler birleşince çocuklarda İslam'la ilgili menfi sorgulamalar derinleşecektir. Anne babanın söyledikleri telkinleri çocuğun çevrede gördükleriyle, okulda öğrendikleriyle örtüşmeyeceği için daha güçlü ve tutarlı olan fikir çocukların zihin dünyasına hakim olacak ve en iyi ihtimalle çocuklar kimlik bunalımları, düşünce karışıklıkları yaşayacaklardır. Buna bir de Orta Doğu ülkesinden gelmiş olmanın, batıda Müslüman olarak yaşamanın İslamofobik eğilimlerin etkisini eklediğimizde zihni bulanıklığın kendi değerlerinden kopup batı hayranlığına hatta komplekse dönüşmesi kuvvetle muhtemeldir. Özellikle batıya zorunlu hicret etmiş olan aileler çocuklarıyla muhatap olurken kanaatimce ülkemizdeki olumsuzluklara odak odaklanmak yerine ülkemizin ve insanımızın, medeniyetimizin güzelliklerinden de bahsetmeliyiz. Münhasıran ideal Müslümanlardan Gerçek örnek hayatlardan, sahabeden bahsetmeliyiz ki mevcut Müslümanlardan doğan olumsuzluklar izale edilebilsin. 2. Çocukların sorduğu soruları ve sorgulamaları kafadan reddetmek, bastırmak yerine onlara ikna edici makul izahlar getirmeliyiz. Çocuklarımızı zihnen beslemezsek bizi büyük sıkıntılar bekliyor. Genelde çocuklar anne babayı öğretmen, rehber olarak görmüyor. Ebeveyn-çocuk ilişkisi öne çıkıyor. Bu nedenle hal ile etkileme olmalı ama çocuklarımızı mutlaka ehil rehberlere, abilere, ablalara emanet etmeli. Temel İslami itikadi konularda kafa kalp tatminini sağlayacak şekilde beslenmelerini sağlamalıyız. 3. Batıda yaşayan ailelerin çocukları için rehberlik bu çocukların okulda, çevrede karşılaşabilecekleri olumsuzluklar dikkate alınarak hazırlanmalı. Konular ona göre seçilmeli, ve medenilere galebe ikna iledir icbar ile değildir yolu tercih edilmelidir. İcbar, ilzam, baskı ile verilen eğitim rehberlik kopuşlara, keskin kırılmalara neden olabiliyor. 4. Batı'da insan hakları ve demokratik değerler birey ve hakları bütün eğitim sisteminin temeli. Bu değerler bazı ekstrem durumlar hariç çok büyük oranda İslam'la ve Kur'an'ın emirleriyle, asr-ı saadet uygulamalarıyla örtüşüyor. Çocuklarımıza İslam'ın gelenek ve görenek tarafından öte dinin ruhunu, temel esaslarını vermeli, Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in hayatına dayalı bir İslam öğretmeliyiz. Aldıkları rehberlik eğitimle çocuklar Müslümanların Müslümanlıkla örtüşmeyen yanlarını görebilmeli ve bir yıkıma, inkısara maruz kalmamalılar. Mevcut Müslümanları gerçek İslam ölçüleri ile değerlendirecek verilere sahip olmalılar. 5. Rehberlik batıda yetişmiş ama İslam'ı bilen ve yaşayan abi abla modeli rehberlikte batıda yetişmiş ama İslam'ı bilen ve yaşayan abi abla modeli çok önemli diye düşünüyorum. Sadece Türkiye kafasıyla bu çocuklara model olmak ve ikna etmek mümkün görünmüyor. Ne yapıp edip bu modelin geliştirilmesi lazım. Bu sebeple rehberlerin batı düşüncesinden ve bunlara verilebilecek cevaplardan haberdar olması Fikri zihni derinliğe sahip olması fevkalade önemli. Buna matuf hem İslam'ı hem Batı'yı bilen hocalarımız rehber kitaplar, broşürler hazırlayabilirler. Bunu başarabilen başka Müslüman toplumlardan tecrübe aktarımı yapılabilir. Batı'da yaşayan, zorunlu olarak buralara göçen aileler olarak duygusal ve tepkisel davranmayı bırakıp akılcı ve kalıcı çözümler bulmalı. Çocuklarımızın asimile olmadan entegre olabileceği modeller üzerine kafa yormalıyız. Geçici modundan geri dönme beklentisinden kurtulup gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Her şeyi oluruna bırakmadan kendimiz ve çocuklarımız için kalıcı tedbirler, projeler geliştirmeliyiz. Eğer tedbir almaz ve bir süre daha geç kalırsak, Allah korusun, yeni kayıp nesiller çıkabilir. Teşekkür ederim.